Evet, teşekkürler Serkan Korkmaz. Tabii Konyasporlu taraftarlar, Nalçacılar, Seydişehir grubuyla birlikteyiz. Onlar da yine erken saatlerde takımlarına destek vermek için Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na geldiler. Tabii karşılaşmanın başlamasına artık bir saatten daha az bir zamanın kaldığını söyleyelim. Saat 19'da başlayacak mücadele ve karşılaşmayı Koray Gencerler yönetecek. İki takımın 11'i belli oldu. Dilerseniz 11'leri aktaralım, sonrasında detayları paylaşalım. Konuk Galatasaray'la başlayalım. Kaleyi Muslera koruyacak. Tabii muhtemelde Martin Linnes demiştik sağ bek için ama Mariano'yu sağ bekte göreceğiz bugün. Yine Donk ve Ahmet Çalık stoper ikilisi, sol bekli ise Galatasaray'ın devre arası transferi Saraçi olacak. Orta alanda Seri Lemina, Fegoli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, ileride ise Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsünü göreceğiz. Konyaspor'da ise kaleyi Serkan koruyacak. Savunmada Sukubic, Selimay, Aniçic, Ferhat. Orta alanda Marko Jetović, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Erdoğan Dacı, Amir Hadzametović. İleri uçta ise yine Konyaspor'un devre arasındaki transferi Rogerio Turam, Konyaspor'un gol umudu olacak. Tabi Konyaspor'un 18, Galatasaray'ın ise 30 puanı bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Konyaspor 11 hafta sonra kazanmıştı Ankara Gücü deplasmanında. Son dakikalarda 90+3'te Levent Şengelya takımına galibiyeti getirmişti. Yine Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Hafta içerisinde ise Çaykur Rizespor'u Ziraat Türkiye Kupası'nda saf dışı bıraktı. Tabii kampanyaya depremde Elazığ ve Malatya'da biliyorsunuz 2 gün önce 6.8'lik deprem meydana gelmişti. Ve işte o depremde spor kulüpleri yardım kampanyaları başlattı. O kampanyaya Konyaspor, İttifak Holding Konyaspor yönetim kurulu da katıldı. Üşüme, Elazığ, bu noktada üşüme, da Konya, bu noktada da Konyaspor yönetim kurulu kışlık yiyecek yardımı yaptığını Konya Store'daki kışlık ürünleri Elazığ ve Malatya'ya gönderdiklerini dile getirelim. Konya'da termometreler sıfırın altını gösteriyor. Gündüz sıcak bir hava vardı. Ancak gün batımıyla birlikte havanın iyiden iyiye soğumaya başladığını dile getirelim. Bizler burada Konya Sporlu taraftarlarla birlikteyiz. Nalçacılar Seydişehir grubu var. Ve onlar da yine takımlarına destek vermek için burada var. Ve tabii birazdan stadyuma girecekler, tribüne girecekler. Yine misafir tribününde de Galatasaraylı taraftarların olacağını, onların da misafir tribünü tamamen doldurduğunu dile getirelim. Konyasporlu taraftarlar da 35 bin civarında olacak. Yaklaşık 35 bin bilet satıldı kombine ile birlikte. Bu maça özel olarak Konyasporlu taraftarların ilgi gösterdiğini belirtelim. İki eksik var. Her iki takımda da birer tane eksik var. Konyaspor'da sezonun başından itibaren en formda isimlerinden biri Milosevic sarı kart cezalısı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Yine Galatasaray'da ise stoper Marcao sarı kart cezalısı olduğu için takımını yalnız bıraktı diyebiliriz. Tabii artık soğuk bir hava var Konya'da. Soğuk bir havanın soğuk olduğunu, ancak o atmosferin, tribündeki atmosferin, sahanın içerisindeki mücadelenin bizleri ısıtacağını dile getirelim. Bu maça tekrar döneceğiz. Göztepe Beşiktaş maçı sonrasında Gürsel Aksel stadından önemli açıklamalar gelebilir maç bitimiyle ilgili. Onlara da gideceğiz. Ama şurası kesin ki İttifak Holding Konyaspor Galatasaray maçı da sonuçları itibariyle şu anda pek çok kişiyi heyecanlandırıyor ve merakla beklenen bir maç olarak dikkat çekiyor. Özellikle Galatasaray'ları heyecanlandırıyor başta. Çünkü eğer Galatasaray zirveden kopmak istemiyorsa, Fatih Terim maçtan evvel öyle söylemiş. Yani oyuncuların tabelaya baktıkları zaman neye ihtiyaçları duyuyorlar biliyorlar demiş. Böyle bir maça çıkıyoruz. Yani Galatasaray iddiasını devam ettirmek istiyorsa kazanmak zorunda. Yani öne oynayan, dikine oynayan bir Galatasaray'ı izlemeye başladı. Mariano'nun sağ bekte oynaması bence çok daha mantıklı. Çünkü oyuna akıl katabilen bir oyuncu. Tekniği yüksek bir oyuncu. Saraçi sol tarafta oynayacak. Yani Galatasaray takımının. Seri Lemina'nın iyi bir birliktelikleri var. Emre Akbaba ciddi bir enerji getirdi Galatasaray'a. Ömer Bayram da öyle. Ama Falcao'nun daha çok topla buluşması lazım. Fegoli'nin de performans olarak özellikle Konya maçında yukarı çıkması gerekiyor. Çünkü Fegoli
Mariano birlikteliği her zaman için Galatasaray'a olumlu yansımıştır. Bunu istatistiklerde de görebiliriz. Dolayısıyla Galatasaray kazanması gereken, mutlak kazanması gereken bir maça çıkıyor. Hani diyoruz ya fikstürde avantaj gibi görünüyor diye. Konya, kompakt futbol oynayan, çok fazla geniş alan rakibine vermemeye çalışan bir takım ve kontrataklarla da golü kovalayan bir takım. Galatasaray'ın bu tuzaklara düşmemesi gerekir. Kolay bir maç olmayacak. Bir de çok soğuk bir havada oynayacaklar. Soğuk hemen bir 11'lere bakalım. Olacak, onu merak ediyorum. Konya'nın ve Galatasaray'ın 11'leri sırasıyla ekranlara yansısın. Galatasaray'ın 11'i hazır. Önce konuk ekipten başlayalım. Kalede Mustera. Savunmanın göbeğinde Donk ve Ahmet. Enteresan bir ikili. Nereden nereye Galatasaray'ın savunma göbeği değil mi? Mariano da gidecekti hani. Sağ bek Mariano, gideceği konuşulan. Evet. Saracchi. Lemina Seri. Önlerinde Emre Akbaba. Ömer Feguli Falcao. Enteresan bir 11. Demek ya bence bunda son dönemlerde tercih ettiği oyun tarzı. Bunun aynısını biz özellikle Rize'de gözlemledik. Aynı takımdı. Bir tek Marcao vardı. Mariano'nun ben gönderilmesine her zaman karşıyım. Mariano sezon sözleşmesi bitiyor ama kalitesi olan bir oyuncu. Yani Şener kadar, Şener aynı kaliteye sağ yansıtan bir oyuncu değil. Hocam da bu analizi yapar, Reha Hocam. Ama Ahmet Çalık'la ilgili her zaman için şüphelerim var. Tek hamleli bir oyuncu. Çok pozisyon hatası yapıyor. Özellikle çok topla çıkarken arkadan çok pas hatası yapıyor. Ciddi bir şekilde Galatasaray defansı için olması gereken bir oyuncu tipi değil. Bir tane şartlardan. Temel, doğru söylüyorsun Levent abi. Bir tane temel özelliği yok defansif oyuncu olarak. Bak dikey sıçraması yok, hızı yok, teknik değil, çok sıcak teması yok. Evet. Bir tane bariz özelliği yok, bariz özelliği yok. Bugün mesela gelmeden eve başkan gitmedi maça biliyorsunuz Konya'ya. Hastaymış, kendisiyle konuştum. Başkana sordum özel bir soru, stoper evet bunun için uğraşıyoruz dedi. Stoper mutlaka transfer bitmeden alacağız dedi. Bence orta saha sıkıntısı yani, da büyük. Kimin? Yani Seri, Akbaba, Lemina orta sahası belki ofansif açıdan top ayaktayken heyecan verici olabilir. Reha Hocam ben size bırakayım, ukaralık evet. Yapmayayım. Yok estağfurullah. Ama top rakipteyken. Ya Emre zaten, Emre'yi ne diye oynatırsın genelde? Top ayağında olduğu için. Yani özellikle o kurguda çok önemli bir oyuncu. Emre Akbaba renk getirdi bir de ucuma. Yani bir de Falcao, ikinci forvet gibi hocam Falcao, değil mi? Özellikle bu Alanya'da oynadığı oyunlarda hem asist hem de gol olarak iki haneli skorlara ulaştı. Nasıl? Yani kenarları oynadığında Feguli, Mariano, Saracchi ile Ömer'le ikili oyunlarda ikinci santrafor gibi o dip koşu yapabiliyor savunma içine. Bunu mesela Belanda oynadığında yapmıyordu. Şimdi burada Falcao'nun ne yapıyor? İşini rahatlatıyor. Tek değil, daha fazla rakibin gözünü yoran Emre Akbaba giriyor. Tabii Ömer'in de sağdan bir top geldiğinde girmesi gerekir. Seri'nin de girmesi gerekir. Yani daha hücum çeşitlerinin fazla, özellikle rakip ceza sahası içinde Galatasaraylı oyuncunun girmesi gerekir. Tabii ki Lemina defansif olarak sen söyledin ya, daha dirençli Seri ile Emre Akbaba'ya göre. Ama Galatasaray takımı, şunu söyleyelim, ikinci devreye daha iyi başladı. Daha iştahlı oyun iştahı var. Emre Akbaba birbirini tamamlayan, özellikle Lemina'nın çok formu. Yani Seri de orada öne doğru itmeye başladı. Emre Akbaba akıl, yani oyun aklı Galatasaray'ın. Feguli Mariano ikilisi aynı şekilde. Oradaki oyun önemli. Solda az önce de söyledim. Yani Ömer oynuyor. Daha atletik, daha öne giden bir oyuncu. Saracchi ile oyunu önemli. Ama Mariano ile özellikle şimdi Konyaspor, Mariano ve Saracchi'nin bugünkü oyuncu oyun çok önemli. Niye biliyor musun? Konyaspor takım bütünüyle, yani özellikle mesafelerini doğru ayarlayarak merkezi kapatan bir oyun oynuyor Aykut Hoca. Kalecinin önünde 10 futbolcu. Yani bu bütünlükle çok göreceksin, oyunun merkezini kapatacaklar maçta. Çok net. Burada genişliği hücumu Galatasaray'ın özellikle iyi yapması gerekir. Ben Galatasaray'ın daha fazla tabii ki topa sahip olacak bir oyuncu. Rakip yarı alana da oynayacak. Burada ikili oyunları çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mariano gibi bir oyuncunuz varsa, yani ilk devre mesela Mariano kötü oynadı. Bir Antalya maçında iyi oynadı. En temeli Mariano eleştiriyorsanız, şimdi Mariano geriden çıkacak, oyuna enerji katacak bir oyuncu değil. Mariano Galatasaray rakip yarı alanda oynadığı zaman etkili bir oyuncu. Şimdi o mesafeyi daraltacaksın Mariano için.
Yani bu özellikle Atikar Konyaspor topu bıraktığında ben Fegülü ile Mariano ikilisinin özellikle yerleşik savunma etkili hücum yapacağını, soldan da özellikle Saracchi'nin yani rakip yarana yerleştiğinde topu geri kazanma süresini daha kısa süreye getirdi Galatasaray ilk devreye göre. Atak sürekliliği, devamlılığı da sağlıyor rakip yer alanda. Bu da artıları Galatasaray'ın. Bir de Falcao gibi bir oyuncunuz varsa zaten yani Falcao takıma uymayacak, takım Falcao'ya uyacak. Böyle bir hücum çeşitliliği olması gerekir Galatasaray'ın. Özellikle Falcao'yu bir de böyle bir oyuncunuz varsa çok geriye koşturmadan daha fazla rakip yarı alanda kalmasını sağlayacaksınız. Onun için Galatasaray takımı için bana göre de erken neredeyse final bir eşik maçı. Evet, tam bir eşik maçı, hatta belki kırılma maçı Murat Özbostan. Ama şurası kesin ki heyecan verici bir maç. Bir kez daha Aykut Kocaman'la Fatih Terim'i de karşı karşıya göreceğiz. Yani hem öyle ama asıl önemli olan... Yani... Konya Spor'un 11'ini yansıtalım. Yaşananlar. Yani bunları da tabii hatırlatmamız lazım.